İki kişilik sıfır toplamlı oyunlar örnek soru 2. Bu videomuzda iki kişilik sıfır toplamlı oyunlar konusuna bir örnek sorunun çözümünü gerçekleştireceğiz. Sorumuza bakalım. 2'ye 3 bir matris verilmiş. Matrisi iki kişilik sıfır toplamlı bir oyun matrisidir. A şıkkında satır oyuncusu ikinci satırı, sütun oyuncusu ikinci sütunu oynarsa oyunu kim kazanır ve kazanç kayıp durumu her oyuncu için nedir? B şıkkına geçmeden önce bunu yapalım. Satır oyuncusu ikinci satır oynuyor. Satır oyuncusu ikinci satır. Sütun oyuncusu ikinci sütunu oynuyor. İkinci satırla ikinci sütunun kesişimi eksi birdir. Oyunun sonucu eksi birdir. Oyun sonucu eksi bir. Oyun sonucunun eksi çıkması sütun oyuncusu için kazanç, satır oyuncusu için kaybı temsil eder. Oyunu kim kazanır? Oyunu sütun oyuncusu kazanır. Sütun oyuncusu kazanır. Her oyuncu için kazanç kayıp durumu olayına gelsek, satır oyuncusu oyun sonucu eksi 1 olduğu için 1 kaybı vardır. Sütun oyuncusu ise oyun sonucu eksi 1 olduğu için 1 kayba sahiptir. 1 kazanca sahiptir. Birinin kazancı diğerinin kaybıdır her zaman için ve bunun üzerinden kurgu yaparak düşünürüz. B şıkkına gelelim. Satır oyuncusunun maksimum kazanca ulaşması için nasıl bir oyun gerçekleşmelidir? Bu matrisin içindeki en büyük pozitif sayıyı çıkartacak oyunu oynamalıyız ki satır oyuncusu maksimum kazanca ulaşsın. Pozitifler satır oyuncusu için kazancı, negatifler kaybı temsil ediyor. Yani pozitif olarak en büyük değer burada 5. Yani satır oyuncusu birinci satır, sütun oyuncusu da birinci sütunu oynarsa satır oyuncusu için maksimum kazanca ulaşma gerçekleşir ki burada sütun oyuncusu çok büyük bir kazmalık yapmış olur. İkisi de pozitif olması burada bu sütunda. Sütun oyuncusu için her türlü kayıp burası. Her türlü kazanç olan optimum stratejisi onun. Buradaki iki negatifin olduğunu oynamaktır sütun oyuncusu için. Neyse onlara girmeyelim. Satır oyuncusunun maksimum kazanca ulaşması için birinci satır. Satır oyuncusu tarafından oynanmalı. Birinci sütun, sütun oyuncusu tarafından oynanmalıdır. Birinci satır, birinci sütun oynanırsa maksimum kazanç satır oyuncusu için 5'tir. Bunun da anlamı sütun oyuncusu için 5 kayıp var demektir. Hiç oyunu anlamayıp rastgele tuşlara basarak oynayanlar veya rastgele elindeki kağıdı atarak oynayanlarımız vardır. Denk gelirse kazanırlar işte. Burada bu tarz bir oyunda, iki kişilik sıfır toplamlı oyunda bu tip bir kişiyseniz gidip birinci sütunu oynarsanız sütun oyuncusu için. Yani bu tarz, yani oyunları oynarken her zaman oyun için maksimum kazanç minimum, yani olasılıklara göre oynayanlar uzun vadede kazananlardır. Şanslı olanlar bazı günler şansları sayesinde kazanabilir, iyi oyunculuk ortaya koymasalar bile. Ama uzun vadede olasılık üzerine kurgulayarak oynamak kazanca götürür. Yani bu şekilde genel olarak oyunlara bakmak her zaman en sağlıklısıdır uzun vadede kazanca gitmek için. Kumar oyunlarında özellikle. Bu şekilde bu videomuzu burada noktalıyoruz.